kardeşim, bunlar ne biçim insanlar, ne biçim Müslüman anlamadım gitti ya. Ne oldu gene, ne var? Ya ne olacak Valide Hanım ya, bu bizim akrabalar diyoruz. Gerçi akraba olduklarından da şüpheliyim ama. Niye? Ya niyesi var mı be Valide Hanım, ya niyesi var mı? Ya bizim evi yol geçen hanım mı? Allah Allah, Allah Allah. Sen kime çekmiş bilmiyorum ki. Biraz bize öyle kalır canım. Adamların evine gidip de tek bir gün bile kalmadık. Eviniz yanıyor diye aratmasam gidecekleri yok valla. Öyle deme damat, ne de olsa tanrı misafiri. Ya bizim kapının önünde tanrı misafirhanesi diye bir şey mi yazıyor? Efendim ama yoksa misafirhane mi açıyorsun? La hala la. Allah'ım sen aklımı kurtarın ya Rabbi. Efendi baba. Sus benim kız. Allah ile arama ne giriyorsun? Girme öyle aramıza. Ya Rabbi ruhumuza kurtarmamızı nasip eyle ya Rabbi. Aha onların kabul oldu ya Rabbi. Bizim kiracının çalışıyor. Para getirmiş olacak. Kiracının ayın 20'sinden evvel ada getirdiği bir rüyamda görsem yanmam da. Ya sana ne be Valide Hanım, ya sana ne? Allah'ın işlerine karışıyorsun. Olur, olur. Evet. Getirir. Efendi baba, galiba sağlıklı bir adam. Bu adam da kim acaba? Dilenci olmasın sakın. Lan para gelecek derken zararlı çıkmayalım. Hoş git Elif ablaya haber ver. Elif baba! Elif baba! Ne oldu? Gözü battı yazdım. Ne oluyor Elif abla? Bir saattir kapıda çene çalıyorsun. Ne olacak? Soğandı bir adam. Hafız İlyas'ın gönlüğü ben anlamadım gitti. Allah müstahkını versin. Elif işitecek. Çekil kenara bari ben bakayım. Hayrola molla sen kimsin? Molla sen kimsin? Tanıyamadım seni. Ben oğlumuz Hafız İlyas. Bana öyle oğul mu ol deme. Ben öyle şeyler yapmam. Ben Müslüman bir adamım. Efendim baba yoksa? Estağfurullah. Sana da mı sinirlenip kızdırıp? Öyle bir şey yapsak biliriz herhalde. Efendim sanırım yanlış anladınız. Oğlunuz derken manevi oğlunuz demek istedim. Bana bak molla efendi. Öyle bulmaca gibi konuşup durma. Sana buradan bir tokat çakarım yere öpersin ha. Efendim hani Muğla'da Hacı Hafız Yunus vardı. Hani geçenlerde merhum olmuştu. Muğla'da Hacı Hafız'ı hatırlıyorum. Mübarek bir adam. Ama öleli hemen hemen 5-6 sene oldu. Belki de öyledir. Geçmiş gün benim aklımda kalmaz. O benim veli nimetimdir. Ben bu işten bir şey anlamadım. Hafız merhum olmuş diye ben senin niçin babalan oluyor? Hani onun yetiştirdiği Hafız İlyas'ı mı yapmış? Şimdi hatırladı. Şu cihette. Bazen oğlum İlyas diye bahsedip durur. Demek o sensin ha? Memnun oldum Hafız oğlum. Gir içeri. Kafirim onu benim. Kardeş, misafirimiz var. Ne bir şeyler getiriyor. Ne sene gitti. Efendim, biz medrese görmüş adamlar. Büyüklerimizin yanında sedir oturmak bize yakışmaz. Geçen hafta belediye meclisinde arkadaşlarla sohbet ediyorum. Yahu kardeşim. Yahu kardeşim neler söylememiş? Adi, düzenbaz, alçak, ahlaksız. O zaman cevap verememiş. Şimdi gelsinler de bir görsünler. Medresede, medrese eğitimi alanları. Buyur Vardı Hanım şöyle otur be. Sağ ol. Tanrı misafirin mi? Kimse? Kimlerden? Adını bana bağışlar mısın oğlum? Hacı Hafız Yunus derlerdi. Onun oğlu Hacı Hafız İlyas efendim. Ya maşallah maşallah. Doğrusu bu hayalim şimdiki kızlarda yok. Hepsi doğrusu. Oğlum
Babam mübarek bir adamdı. Nefesi de kuvvetliydi annem. O nefesin sende de olup olmadığını merak ediyorum. Ya ne demezsin? Bir üflemeye başladı, sadece 4 tane villa aldı. Rahmetli Hacı Bey'le ölmeden 3 gün evvel beni karşısına alıp ağzıma tükürüp nefesini bana verdi. Ondan sonra ben nefes eder oldum. Maşallah, maşallah. Saltanat devam ediyor desene. Nereden nereye böyle hafız? Efendim malum, Muğla'da kalabalık çok arttı. İstanbul'a iş aramaya gidiyorum. Ya biz de yedik zaten. Devam et bakalım. Hani hafız İstanbul'a giderken kaç senedir görmediğim veli nimetime uğraydı. Elini öpüp hayır duasını almak istedim. Oh oh şimdi iyi, hafız oğlum da. Bursa'nın İstanbul ile Muğla arasında bir yol uğrağı olabilmesine şaşıyorum. Efendim, evinizi bulana kadar çok zorluk çektim. Evinizde oruçlu, tam 3 saat aradım. Sahi mi söylüyorsun hafız? Ne orucu bu böyle? Rahmetli ölmeden vasiyet etti. Haftada 2 gün oruç tutmazsam 10 parmağım boğazımda olsun dedi. Anlaşıldı de. Anlaşılan biz bu hıyarın karnını doyurmadan gönderemeyeceğiz. Hafız oğlum gel hadi akşam olmak üzere. Bari iftar edek. Buyur Vade Hanım, sen de geliver. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıradal mustakîm. Sıradan rezine en amte aleyhim gayrim mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüfen ehad. Bismillahirrahmanirrahim. İnna teyna kelkenser fesalli li rabbike velhar. İnna şanike hüvenettir. Komşular sana mı? Kim düzenli sabah sabah? Ya o bir adam boğazını namazı verdi sabah sabah. Tövbe estağfurullah. O anladım, insan kendi Kabe'de sanıyor. Ya bağırdım dedi. Uykumu bağırdım dağılık etti. Bambam için verir. Sen buna öyle derme. Gelin lan. Yürü dışarı. Ya kardeşim. Şimdiki kızlar ne Kur'an'dan anlıyor ne şeyden. Kopacağız da sen onu çık. Daha okuyayım daha ya. Emre sen, onu da başlıyor. Şu eylemde ekmek olacak, onu yiyin. Hazreti Bekir dilinde zikir o deyip döner. Er meydanında Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah. Şom cennetin ırmakları akar Allah deyip deyip çıkmış İslam gülbülleri öder Allah deyip deyip.
geçmedi. Selamlarım mı atacak? Hoş geldin şeneler. Şeyde bir otur. Üflemenin her yerde duyduk. Üflediğin dileği kabul oluyormuş. O yüzden geldim. Allah razı olsun. Duyandan da duyurandan da. Hele şöyle bir otur. Hele senin derdin nedir? Maşallah. Narin mi narin? Güzel mi güzel? Allah'ım yarabbim. Hele senin derdin nedir güzel kız? Şey, hani... Hanisi manisi ne? Hele söyle. Ya kısmet işi ya. Hiç koca adayı yok. Allah'ım yarabbim yarabbim. Maşallah, maşallah. Ya bu erkeklerin gözü kör müdür, nedir? Şu güzelliğe bak yarabbim. Hele ben seni bir üfleyeyim. Sıra sıra dizilir ve bir at da yakamaz. Hatta biri yakamaz, çocuğa karışırsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Settan, ya Allah. Ya Rabbim, güzel kıza boylu delikanlı kısmetler nasip eyle ya Rabbim. Senin işin tamamdır. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Sağ olun, şu parayı da alın. Yok, estağfurullah, ne parası? Ay, lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Aa, alın. Allah. Üflediğim boşuna mı yani? Alayım bari. Mahalledeki çocuklar şeker şeker deyip duruyor. Euzubillah, euzubillahimineşşeytanirracim. Selamünaleyküm Hafız İlyas. Aleykümselam. Otur hele. Hayırdır? Derdin nedir senin? Neler? Sorma Hafız İlyas. Başımda, dizimde, gözümde bir ara var ki sorma. Allah Allah. Geceleri de hiç uyku tutmaz. Kıvranır, yürürüm. Allah Allah. Derdime bir çare. Ya senin verdiğin çaresi belli. Ben de. Allah Allah. Delan maşallah boş gitsin ama sende cin var. Aman Allah'ım ya cin bin kere kapıklar mı yaşayın? Kardeşim ben demiyorum sabahtan beri sen diyorsun ya. Sen en iyisi ben bir üfleyim. Bir şeyim kalmaz. Euzubillah. Ya kardeşim senin derdin yok. Şu en iyisi. Cin çık cin çık cin çık. Allah cin ver Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kardeşim şu bizim hafıza bak ya. Bir haftada evi türbeye çevirdim. La havle ve la kuvvete illa billah. Hafız oğlum gel hele sana ne diyeceğim. Gel şöyle karşıma oturuver. Hafız oğlum. Bak hafız oğlum. Eskiden bizim eve misafir akrabalarım gelirdi. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Onların gelmesi bana dert, tasa, sıkıntı olur. O zaman bu zaman değil ki canım. Bir gün değil, iki gün değil, 10 gün kalırlar devinde. Anladım, anladım. Hele şükür. Bak havuz ol. Bu pazar İstanbul'a Nilüfer vapuru var. Bak bu vapurda seyahat etmesi çok rahattır, çok güzeldir, konforludur. Her istediğin ayağına kadar gelir. Bu pazar sana bir bilet alayım, ne dersin?
bidonu. Adamı resmen kovuyordu. Ya bırak valide, sen de canımı sıkma benim ya. Senin gibi bir hanedanlığını verişim ben, öyle. Ya bırak valide, sen de canımı sıkıp durma ya, Allah Allah. Ben şu kızı bir evireyim de bir boğazdan kurtulayım diyorum. Sen bir boğazda ne çalışıyorsun? Herifteki boğaz, boğaz değil ki. Kanalizasyon borusu. İnsanın şebekesini akıttı. Öyle bir adamın boğazı delirecek değil ya. Ya bırak be valide hanım, bırak be. Bu soktanın yediğini dört öküz yeme. Haftada iki gün oruç tutuyordu. Şimdi onu da bıraktı. Üstüne üstlük bir deler de bütün bulsa silip süpürüyor. Odasından fabrika bacası gibi duman tütüyor. Hepsini okuyacak adam. Ya valide bunda kalsa iyi mi? Bunda kalsa iyi mi? Bir su akıtıyor ki ne demezsin? Onun akıttığı suyla bir hidroelektrik santrali kuruyor. Ya valide sen kendi işine bak ya. Ben gidiyorum bahçeye ineceğim ya. O ne? Buranın hali ne? Kör müydün be kadın? Koş buraya gel de baba! Buranın hali ne böyle? Ne buranın hali? O öküz buradan geçmişti, görmedin mi? Efendi, efendi! Oradan öküz geçer mi? Onu bizim misafir yemiş olacak. Kör müydün be kadın, kör müydün? O öküz geçti de buradan görmedin mi? Hele ben onu bir yakalayayım. Hele ben onu bir yakalayayım, dişlerini çökeceğim. Efendi baba, hafız ya. Ya Resulallah, Allah'a yüzünü çevirmiş bir insana ben nasıl vururum şimdi? Kardeşim ne namazı bu ya? Ne namazı bu? Bari belediye meclisine gideyim, arkadaşlarla oturup sohbet edelim. Bu da ne ya? Ya şu hafızın ettiğine bak kardeşim, bu ne ya? Ya bir de tıraş parası istiyor. Allah'ım yarabbim. Ulan bir de maaş mı alasaydık herif ya? Ocağımıza kiracı diktin hafız! Parmak kadar evladım acısı. Anladın mı? Ben bu işe de yapamadım.
Sana İstanbul'da iş bulur. Hem orada evlenirsin, çoluk çocuğa karışırsın. Yani kendine bakarsın. Çabuk ol, heybeni hazırla. Aşağıda araba seni bekliyor. Ya kardeşim, şu rahatlık kuraklıkta gidilir mi ya? Seneye gene gel. Ya ben sizi çok sevdim, rahatım. Mahfuz oğlum, seneye dedim, seneye gene görüşürüz. Allah'ın senelerine Kur'an mı girdi? Vermezse. Ben söyleyeyim, şöyle yol çekeyim evladım. Koşun millet, koşun, toparlanın çabuk. Koşun, koşun. Buyur efendim ama ne oldu? Ya ne olacak, Mahfuz yerden gülüyor. Selamünaleyküm Hacı Ali Efendi. Aleykümselam İmam Efendi, ne oldu? Sizin ağabeyiz Mahfuz içerisinde bir ötleri satarken gördüm. Ne diyorsun İmam? Vallahi ben bilmiyorum. Merhaba, şimdi yandı. Çabuk olun, toparlanın, toparlanın. Alış kaplı çadarına gidiyoruz. Bir şey var hemen, hemen. Haydi. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak Elif abla, ben de bu zebun herif gelirse kapıyı sakın açmayacaksın. Oldu. İnanması için de Karaca kaplı çadarına gitti dersin. Hadi. Oldu efendim. Senin gözü kırmızı. Sabah, akşam, hep aynı şey. Yine yansıdım. Kimsin? Ben Hafız İlyas. Hafız İlyas mı? Evde yokuz, tekrar deneyin. Sözünü seveyim, Elif abla. Buyur. Babanın altını yalayın. Hayır, açamam. Hafız Efendi dedi ki açma. Aç Elif abla. Olursun aç. Şaka mı lan? Aç ama. Taşlığın kenarına yatarım Elif abla aç. Yani gideceğine söz verir misin? Vallahi giderim Elif abla. Vallahi mi? Yemin ediyorum Elif abla. Buyur o zaman buyur. Buyur Hafız. Şöyle otur. Hafız diyorum ki o güzel sesinde bana bir şarkı. Hele şöyle bir. Evet şöyle dur. Hakkı senin köyden olsun. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ver. Bir sevdiğin varsa ne olur söyle. Söyleme, söyleme, söyleme. Giderim bu diyarda, merak etme sen. Dırırım. Yolunda yolum baş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. Sağolsun Hafız, ne güzel sesin varmış. Hele bir de şiir okuyabilir misin? Çok masraflı oluyor Nelif Hanım. Her neyse, şiir de senin ödem olsun. Ruhum ateş, yoksa gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim bir korna tutuştu. Fervan olan kendini gizler mi alevden? Sen istedin, sen. Bu gönül ondan sonra tutuştu. Bak, şu hizmetini tutuyorsun. Sabah, kahvaltı, akşam, hep aynı şey. Benim de... şu zübürgeyi Yapmayın!
Bayman, Hacı Ali Efendi'den mektup var. Efendim, şunu bir okuyiver oğlum. Benim okuma yazmam yok. Buyur şöyle otur. Benim Refika'yı Şefika. Hafız'ın hayatı ölmüş. Evde tedavisine devam edeceksin. Allah belasını versin. Evimize misafir ettik. Evimizin bunca yıl namını berbat ettik. Ben şimdi ne yüzle mahalleye geleyim? Şimdi o haini, öz düşmanı namussuzu görünce yeniden kanın beynine çıkmaz mı? Biz adamı hafız diye içeri aldık. Hani mübarek biridir, evimize nur getirir, bereket getirir dedik. Nerede? Tam tersi. Ben şimdi o eve gelsem, kesin o şerefsizin bir yerini kırarım. Ondan sonra da hayatımın sonuna kadar onu bana sürtüp beslesinler. Canını çıkarım. Allah da kul mevzinde merdum, merdum olurum. Ahirette dünyada yerim kalmaz. Allah seni de beni de teneşir kaslarına yatılaydı da başımıza bu iş gelmeyeyim. Fakat o büyük pazar. Benim Refika'yı Şefika. Allah senden razı olsun. Bir gün fenalarını görmedim. Babası öz düşmanı. Sen farkında olmadan sana da bir sarkıntı etmiştir. Çünkü o cevabansızlar adamdan her şeyi beklenir. Ben bir gün senden boşanıyorum deseydim emin ol o herif sana da göz koyar. Boşan dememişler her gördüğün sarıklığı hoca sanma diye.